Tabii büyükler dışarıda olunca sürpriz olarak değerlendiriyoruz. Onları hep oralarda görmek, alıştığımız hı hı. için. Bilhassa tabii Galatasaray'ın kupaların müdaimi, 18. yanılmıyorsam. 18 tane Kupası var, Türkiye Kupası. Bunların dışarıda olması genelde kamuoyunda da ve taraftarlarda da biraz üzüntü yaratıyor ama futbolun gerçekleri bunlar. Mürtavakımlarımız da çıkıyorlar, aslanlar gibi mücadele edip yarı finaller veyahut da finallere kadar uzanma şansını yakalıyorlar ki nitekim de öyle olacak. Bir tanesi mutlaka finali gelecek. E tabii Galatasaray Fener'e ilk devreler biraz uyudular. Ondan sonra da rakiplerin tabii pozisyonları. 10 kişi de kalırsanız haliyle sıkıntıları yaşıyorsunuz. E Galatasaray ilk devresi e... Bitti gibi gözüktü maçın. fakat ikinci devre yapılan değişikliklerden sonra da e, biraz bir 5 dakika daha uzama, uzatmaya gitmiş olsa belki de beraberliği yakayıp e, uzatmaya kadar götürecek işi. E, direkten dönenler var, kaçan pozisyonlar var ama bunların hepsi ikinci de e, yarıda gerçekleşen. Önceden siz uyansanız bu işi de herhalde yapamazsınız. E, rakibinize karşı galip gelebilirsiniz ve hatta tur atlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi diğer takımlarımız da bunları hak ediyorlar. Buralarda da farklı takımları görüyoruz. Hı hı. Bakalım eee devam eden takımlara da başarılar dileyeceğiz tabii. Bakalım yarı finaldeki eşleşmelerden sonra ki onlar evet. da belli. Oradan finali kim yakalayacak? Hı hı. Evet bu arada yarı final maçlarının da hatırlatalım hocam. 16, 17 ve 18 Mart'ta oynanacağını evet. şimdiden de e, söyleyelim, çeyrek heyecanını ardımızda bıraktık. Dünün özelinde biraz konuşmak istiyorum sizinle. İsterseniz Beşiktaş'ın performansıyla e, başlayalım. Konyaspor deplasmanına çıkmıştı Beşiktaş. Daha birkaç gün önce ligde karşı karşıya gelmişlerdi biliyorsunuz. E, zorlandı ara ara ama 10 kişi kalsa da rakibine e, devirmeyi bildi. 3 puanı aldı ki kayıplardan sonra almış olduğu 3 puanı çok kıymetliydi ligde. Şimdi bu maça da favori olarak çıkmıştı. Penaltılara geçti müsabaka. Korakor'da bir mücadele vardı. Ben maçtan çok keyif aldım. Beşiktaş bir süre yükselen taraf oldu. De Sergen Hoca'nın tercihlerine şöyle bakıyorum. İlk 11'de oldukça derin bir rotasyon uyguladı hocam. Beklentiler halindeydi herhalde. Tam 7 yanılmıyorsam 7 değişiklik var. İlk 11'ler hamleler yerinde miydi Sergen Hoca'nın? E, tabii şimdi bu rotasyonu biz iyice devamlı e, futbolumuzun içine soktuk ve o şekillerde devam ediyor. Bunlar bu kadar 7 mi olur, 5 mi olur, 3 mi olur hocalar tabii daha iyi biliyorlar. Ama e, görüyorsunuz ki rotasyonlar size çok fazla e, değişiklik bir şeyler kazandırmıyor. E, zora sokuyorsunuz oyunu. E, burada tabii Konya bir hafta e, sonra oynadıkları Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçtan gösterdikleri performanslar yerinde yerlere işliyor. Çok trençli, mücadeleci ve oyunun devamında yani 120 dakikasında oyunun içinde kalan bir Konya Spor gördük. Beşiktaş'ta değişikliklerden sonra oyuna hakim olmaya başladı. Tamam. Beşiktaş olarak, büyük takım olarak siz devamlayıp önde oynuyorsunuz. Rakibi önde karşılamak istiyorsunuz ama bu maç öyle olmadı. Yani Konya Spor'da burada Beşiktaş'a karşılık verdi. Şöyle söyleyeyim, puan maçındaki bir Konya Spor'u görmedik burada. Daha farklı bir Konya Spor dedik. E tabi çok 5 tane 6 tane 7 tane değiştirirseniz oyundaki de kopuk kopukları e, kabul edeceksiniz bunlar olacak. E, penaltılara kadar giden bir maç. Senin de dediğin gibi zevkli, e, heyecan veren, zaman zaman heyecan veren, çok e, futbol orta sahada daha fazla e, git gelleri yaşadığımız bir maç oldu. Ama penaltılarda da evet. e, Utku'nun Utku performansı Penaltıcıların güzel hedefe, iyi atışları e, turu da Beşiktaş'a getirdi. Ama e, her maçta tabii 7-8 tane ve Hatta 5-6 tane rotasyonda gidecekti. Evet. Ona göre de hocalar ayarlarlar. Tabii e, onlara da hak vermek lazım. Hafta sonu oynuyorsunuz, hafta içi kupa maçları oynuyorsunuz. E, yorgunluklardan bahsediyorlar. E, futbolcusunuz, e, takımsınız e, bu yorgunluklar olacak. Bunların da üstesinden gelmesi, takım hazır tutmak e, hocaların elinde olan bir şey. Bilmiyorum Sergen Yalçın'ın açıklamalarına geleceğim. Yani sözleşmesiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar çok gündemde kaldı. Ama evet. maçla ilgili sözlerini bir kısaca değerlendirelim. Şimdi çok fazla pozisyona girdiler. Penaltılar öncesindeki müsabakayı hatırlayın ama sadece bir gol buldular ve bunun da aslında hoca normal olmadığını söyledi hocam. Siz bir teknik adam gözüyle o kısmı nasıl yorumladınız? Ha şimdi siz normal olmadı diyebilirsiniz ama istediğiniz kadar siz tahtada taktiksel olarak çalışın, pozisyonlar üretin. O çerçeveye girmesi gerekiyor. O girmedikten sonra sadece ahlar vaklar kaçırdık diyorsunuz. İşte son vuruş eksikliği olabiliyor. O andaki sizin vuruş tekniğinizde eksiklik olabiliyor. Saniyelik ve saniyelik düşünüyorsunuz. Evet. Ee, hani biz deriz pozisyona girmek önemli ama tamam giriyorsunuz da girdiğiniz 5 tane pozisyondan en kötü 2 tanesini değerlendirmeniz lazım. O da işte maalesef böyle kısır döngülere gidiyor bir gol atıyorsunuz hı hı. sonra da rakip de bir gol atınca beraberlik ve hatta son saniyelerde atacağı bir mesela Utku'nun göğsüne çarpıp çıkan bir pozisyon var son saniyelerde hı hı. maçı da verebilirdiniz turdan da elenebilirdiniz. Peki Bunlar bu arada oluyor yani. kontratla ilgili göndermesi çok çarpıcıydı tabii günün belki de. Yani mat sonrasında en çok konuşulan biliyorsunuz konularından bir tanesiyle Başkan Çebi'ye. Evet. Sözleşme olayı sadece benim istememle olan bir şey değil. Başkanımızın her röportajına çıkıp hocamız ne kadar isterse kalabilir sözlerinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi hocam Sergen Hoca. E, kontratlar öyle yapılmıyor. Ligde 20-25 hoca değişiyor. Ama tabi camiamız bizim burada olmamızı istiyorsa biz burada oluruz gibi de bir ifade kullandı. Yani ne anlama geliyor bu size göre? Yönetimden bir davet beklediğinin bir göstergesi miydi? Bilemiyorum siz nasıl okudunuz? Çünkü beklenmeyen çarpıcı bir çıkıştı hocam. Sevgili Çiğdem, kontaklar 5 senelikte yapsanız işler iyi gitmediği müddetçe sizi kapının önüne koyuyorlar. Camiyeler koyuyor, işte medya üzerinden baskılar oluşturuluyor. Bunlar büyük camiyeler. Ama tabii Sayın Başkan istediği kadar kontrat yaparız randevusundan ziyade gün temin ederler, otururlar, yemek yerler ve orada da mukavele imzalarlar. o şekilde gerçekleşmiş lazım. Burada ben hocaya katılıyorum süresiz mukavelelerden ziyade gel otur bir an evvel işte bir perşembe günü cuma günü ne zamansa pazartesi günü e, oturursunuz mukaveleyi imzalarsınız. Herkes de bilir. E, takım da bilir. Hoca da bilir. Ondan sonra da önümüzdeki sezonun ve şu anda da zaten şampiyonlar koşuyorsunuz ama evet. onun yanında da yeni sezon hazırlıklarını şimdiden başlarsınız. iki tarafında kafası rahat olur. Ve hoca haklı bu konuda Sözler işte bulunmaktan ziyade söylendi diyelim ona ben o şekilde nitelendirip e başka Sayın Başkan da bir an evvel hocayı alıp karşısına evet. oturup bu kahvesi yapması gerekir diye düşünüyorum. Hocam Fenerbahçe ve Galatasaray biraz daha konuşmak gerekirse yani ligdeki gidişatlarına isterseniz vurgular yapalım. Kupada e, elendi iki takım da sürpriz bir şekilde. Şimdi e, Galatasaray'ın o maça kadar güzel de bir serisi vardı. Kasımpaşa ile bu hafta oynayacaklar. Artık ligi odaklanacağız Fatih Hoca maç sonu yapmış olduğu açıklamaları hatırlayın. Pazar günü 19'da Galatasaray evinde oynanacak. Şu Fenerbahçe için tabii daha farklı şeyler konuşuldu. Hem derbiyi kaybetmesi, hem kupanın dışına itilmesi vesaire. Erol Uca evet. çok fazla eleştirildi birçok konu üzerinden. Yarında çok kritik bir maç var, kara gümrük maçı. Şunu sormak istiyorum aslında. Bu iki takımın kupa performansı ligdeki gidişatların özellikle bu haftaki maçları etkiler mi sizce? Mutlaka etkiler. Karagöblük çok kompakt bir takım. Farklı bir oyun düzeni var ve oyunun hemen hemen 90 dakikasında devam ayakta duran ve etkili oyunculara sahip bir takımdan söz ediyoruz. Fenerbahçe'de bir türlü oyun prensiplerini, oyun kurgusunu bir türlü oturtamadı. Sezon başından beri şöyle bir bakarsanız Fenerbahçe'nin 3 maç, 4 maç, 5 maç ki alışık geldiğimiz bir Fenerbahçe'den söz ediyorum. Böyle gümbür gümbür oynadığı bir maç göremediniz. Hep kısır pozisyon üretmeler, oyun kısır gidişatları tamam galibiyetler geldi ama oyun olarak tatmin etmedi. Yani şöyle diyebilirsiniz. ya Biz kötü oynayalım da maç kazanalım ama bu ne kadar sürer? Ne kadar gider? Çünkü şampiyonun kurduğun kurduğunuz takım ot dürüt tarzda bir takım. E, forvet hattını oturtamadınız. E, bir daha orta sahanızda sizin Mustafa Olmadığı zaman darmadağın oluyorsunuz. E, nitekim de bunları da gördük. E, demek ki bir oyuncu sizin kilit noktanızdaki bir oyuncu. Öbürleri hazır değil arkadan gelen bir soza. E, beklediğimiz ve istediğimiz düşündüğümüz bir soza değil. Gustavo'nun e, özelliklerini veremiyorsa açını yansıtamıyor. E, bu sefer de tek bir kişi. E, zaten Mert Hakan e, geldiğinden beri çok fazla bir e, oyun size sergilemedi. Yani Fenerbahçe elindeki kadroyla... Hoca da dahil buna çok fazla bir verim alamadılar. E, alamamadığı nedenleri tabi e, hoca daha iyi analiz eder. O daha iyi söyler. Antrenman metotlarından mı kaynaklanıyor? E, oyuncuların devamlı değişmesinden mi kaynaklanıyor? E, i̇kinci söylediğim daha fazla olacak. Çünkü çok değişkenli bir forvet hattında devamlı değişik evet. oyuncular görüyorsunuz. E, bunlar da tabi tabi takımı etkiliyor. E bakalım şimdi Mesut size ne verecek geldikten hı hı. sonra Mesut net bir tarzda bir oyun sergileyecek. E bu oyun tarzında Mesut'un da size çok fazla etkili olacağını düşünemiyorum. Mahmut Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, kıymetli görüşleriniz için hocam. Rica ederim. İyi yayınlar, iyi hafta sonları dilerim. Çok teşekkürler. Sizlere de kolaylıklar dilerim. Mahmut Alp Aslan'la beraber kupadaki maçları konuştuk sevgili izleyenler.